Herkese iyi seyirler dilerim. Her hafta yeni videolar yayınlayarak YouTube'da zengin içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olabilir ve videolarımı kaçırmamak için zil kısmı aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede her yeni bir video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Bir kişinin 80 ila 100 arasında bir G kuvvetine, yani yer çekimi kuvvetinin 80 ila 100 katına maruz kalması beyin sarsıntısı geçirmesine yeter de artar bile. Bir ağaç kakan ise ağacı her gagalayışında 1200'ü bulan bir G kuvvetine maruz kalır. Yani saatte 40 km hızla ağaca darbe vurur ve saniyede 10 kez vuruş yapar. Bu kuş, bırakın beyin sarsıntısı geçirmeyi, başı bile ağrımadan bunu nasıl yapabiliyor? Ayrıca bir ağaç kakan bu kadar seri hareket etmesiyle birlikte yorulmak nedir bilmeyen bir kuştur. Çünkü onlarca dakika, hatta birkaç saat sürekli gaga darbeleri vurabilmektedir. Peki bu nasıl olur? Yani ölümcül bu darbelere rağmen ağaç kakana nasıl olur da hiçbir zarar gelmez? Bunun cevabı, ağaç kakanın özel bir sisteme sahip kafatasında. Şu sistemler ağaç kakanın kafasını oldukça güçlü kılıyor. 1. Sert ama esnek gaga. 2. Dil kemiği. Kafatasını çevreleyen kemik ve elastik dokudan oluşan bir yapı. 3. Kafatasının ortasındaki süngerimsi kemik. 4. Beyin, omurilik sıvısının bulunduğu kafatasıyla beyin arasında normalden küçük olan boşluk. Ayrıca ağaç kakanların çok güçlü ayak tırnakları vardır. Bu tırnakları sayesinde ağaçlarda sabit şekilde durabilmekte, ağaçları gagasıyla oyarken ağaçta tutunmasını sağlamaktadırlar. Tırnakları her ayağında 4 adet olup bu tırnakların tamamı hem keskin hem de yapı itibariyle çengeli andırmaktadır. Ağaç kakanların bu tırnakları dik durmasındaki en önemli sebeplerden. Bir tanesi de kuyruklarıdır. Kuyrukları çok güçlü olup özellikle bu güçlü kuyruklar ile ağaçta dik durabilmektedir. Ağaç kakanın kafa yapısından ilham alan araştırmacılar 60 binlik bir G kuvvetine direnebilen kasa geliştirdiler. Bu birçok ürünün geliştirilmesi için açık bir kapı olabilir. Örneğin uçaklarda kullanılan ve yaklaşık olarak sadece binlik bir G kuvvetine dayanabilen kara kutu daha da güçlendirilebilir. Ya da kasklar daha sağlam hale getirilebilir. İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nde mühendis olan Kim Blackburn, ağaç kakanın kafasında keşfedilen sistemle ilgili şöyle diyor. Doğanın gelişmiş yapıları aynı anda oluşturarak imkansız gibi görünen engelleri nasıl aştığına dair şaşırtıcı bir örnek. Şu bir gerçek, doğada bir şuur yok. Yani doğa, bizim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilip DNA'mıza bilgi ekleyip bizi bir X-Men'e ya da başka bir şeye dönüştürmez. Eğer ağaç kakan kafasındaki bu sistemlerle birlikte bir anda yaratılmasaydı, ilk kafa darbesinde kafası darmadağın olur, ölürdü. Günümüzde mühendisler artık canlıları daha detaylı inceleyerek yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Bu alanın adı ise biyomühendislik. Mühendisler bu canlılardaki tasarımı taklit edip bir benzerini yapınca tasarım ama aynısını, üstelik daha da iyisini doğada görünce evrim görüşüne sahip çevreler tarafından tesadüf olarak yorumlanabiliyor. Evet, arada büyük bir çelişki var. Bu kişiler bir yaratıcının varlığını kabul etmekten ziyade doğadaki şuursuz olaylara, yıldırım çarpması vesaire gibi şuur atfedip her şeyi bu tesadüflerin oluşturduğunu ileri sürerler. Yani bu kişiler güzel çiçeklerin, sevimli hayvanların birbirinden lezzetli ve bizlere ambalajlanmış olarak ağaçlardan sunulan güzel meyveleri sadece tesadüfler sonucu olduğunu iddia ederler. Evreni ve tüm canlıları sonsuz güç ve kudret sahibi Allah yaratmıştır. Yüce Allah bir Kur'an ayetinde şu şekilde buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, renkleri değişik ve siyah yollar kıldık. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.